Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Şimdi o, evet, o program çok ilginç bir program. Şöyle, biz bu suikastın olabileceğini orada söyledik. Hatta suikast da olamayabilirdi, zehirlenme ama zehirlenme kötü bir şey de olabilir. Çünkü örnekleri var. Burada kimler örnek verdik? Mesela tekrar bunları hatırlatmakta tabii fayda var. Tabii fayda var, doğru. Şimdi tabii bu pandemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildikten sonra ulus devletler bir takım tedbirler aldılar. Doğru. Yani biz bu tedbirlerin alınmasına hiç kimse bir şey demedi. Kendi çapında ulus devletler bir takım tedbirler aldı. Doğru, yanlışları vardı vesaire. Şimdi ama bazı ulus devletlerin başkanları da buna karşı bir direnç gösterdi. Mesela dediler ki bizim ülkemizde henüz bu virüs yok. Bu nedenle önlem almamıza gerek yok dediler. Hatta yakın çekim gösterebilir miyiz? Bakın siz de gösterebilirsiniz bunu. Burundi Dünya Sağlık Örgütü çalışanları ülkeden kovdu haberi var. Şimdi hepsini söyleyeceğim. Evet. Söyleyeceğim. Şimdi mesela ilk olarak Eswatini, bak belki ismini çok kimse duymadı ama Eswatini Başbakanı Ambrose Dlamini koronavirüsten ölen ilk devlet başkanıydı. Koronavirüsten öldü dediler. Kalp krizi geçirdi 2020'de. Dlamini koronavirüs tedbirlerine mesafeli yaklaşan ve ülkesinde henüz koronavirüs olmadığını söyleyerek Dünya Sağlık Örgütü ile mesafeli olmayı tercih etti. Evet. Sonra bir anda kalp krizinden öldü. Koronavirüse yakalanıp kalp krizinden öldü. Bir diğer kişi Burundi Devlet Başkanı. Cumhurbaşkanı. Evet. Söyleyeyim ismini de. Pierre Nkurunziza. Nkurunziza. Evet. Koronavirüse yakalandıktan sonra o da kalp krizinden ne yaptı? Öldü dediler. Bakın Pierre Nkurunziza esasında COVID'e yakalanan vatandaşlarının %95'inin iyileştiğini belirterek mesela kapanmaya ve aşılara ihtiyacı olmadığını söyledi bu. Daha sonra ve ayrıca da Dünya Sağlık Örgütü'nün yardımını reddetti. Şunu okuyayım. Doğu Afrika ülkesi Burundi, Dünya Sağlık Örgütü'nün ülke temsilcisi ve 3 uzmanını ülkeden istenmeyen adam ilan ederek 3 gün içinde ülke topraklarını terk etmeleri yönünde nota verdi. Birkaç ay sonra da Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza hayatını kaybetti bir diye. Bir buçuk ay sonra da hayatını evet, kaybetti. Yani bir buçuk ay sonra evet. Şeye yakalanıyor, koronavirüse yakalandı ve kalp krizinden öldü. Şimdi işin tuhaf yanı şu. Mesela Nkurunziza'nın yerine gelen Evariste Endayis Himiye isimler de çok karışık biz bir şey. Telaffuz edemiyoruz. Evet telaffuz tabii. Edemiyoruz. Burundi'nin en büyük düşmanının korona olduğunu söyledi. Ve Dünya Sağlık Örgütü ile sıkı bir çalışma içerisine gireceklerini söyledi. Bir başka devlet başkanı, bu da çok dikkat çekici biliyorsunuz, Tanzanya devlet başkanı. En dikkat çekicisi belki. John Magufuli. John Magufuli. Şimdi John Magufuli bu PCR testlerini çok zor duruma düşürdü. Kendisi dalga kimyacı geçti. Çünkü. Evet kimyacıydı. Kimyager. İşte Dünya Sağlık Örgütü de dedi ki Magufuli'ye, senin ülkende de COVID var. Dolayısıyla da sen de önlemler alman lazım, kapatman lazım ülkeyi dedi. O da bunlara şunu cevap verdi. Dedi ki bizim ülkede şu anda bir tehlike yoktur. Önlem almaya da şimdilik gerek duymuyoruz. Biz zaten kendi önlemlerimizi, milli önlemlerimizi aldık. Şu anda sizin yardımınıza ihtiyacımız yok diye cevap verdi. Hatta PCR testleriyle ilgili bir açıklaması vardı. Sonra, o çok ilginçti. Sonra kavundan, karpuzdan, keçiden vesaire farklı şeylerden örnekler alarak laboratuvara gönderdi ve sonuç pozitif olarak çıktı. Bunu da alıp dalga geçti. Yani Dünya Sağlık Örgütü ile vesaire dalga geçti. Aslında dalga da geçmedi. Yani ciddi, ciddi bunu söyledi dalga yani. Dalga geçerken yüzüne vurdu yani. Aynen yüzüne vurmuş oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir ay sonra koronavirüse yakalandı ve kalp krizinden öldü. Hadi bak ben hep sayıyorum. 3 tane oldu. Bunlar tesadüf diyebilir. Bazıları tesadüf diyebilir buna. Bu da gitti mi? Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Magufuli'nin ölümünden sadece 2 ay sonra Tanzanya Dünya Sağlık Örgütü'nden 60 milyon doz aşı siparişi verdi. Şaka gibi. Şimdi gelelim Haiti Devlet Başkanı'na. Evet o da önemli. O da önemli bir şey. Haiti Devlet Başkanı mesela Jovenel Moïse, kimisi Musa diyor. Evet. Moïse diyor. Yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşılarını reddetti mesela. Bu kişi, devlet başkanı. Aşıları Dünya Sağlık Örgütü önerdi. Ya bunu alın. AstraZeneca'da bir takım sıkıntılar vardı biliyorsunuz Avrupa'da. Evet. Bu da dedi ki bizim ülkemiz deney alanı değil diye red çekti Dünya Sağlık Örgütü'ne.
Ve Batı Yarımküre'de aşıyı reddeden ilk ülkelerden bir tanesi oldu. Şimdi ama bir grup paralı asker tarafından ne yaptı? Evi basılarak öldürüldü. Şimdi sonra ne oldu? Ölümünden 5 gün sonra, bir hafta sonra ABD Haiti'ye 5 milyon doz aşı gönderdi. Şimdi bu da tesadüf diyebilirler bazılar, bilmiyorum. Gelelim Küba'da da benzer bazı şeyler var, enteresan durumlar var. Mesela Küba kendi aşısını üretti ve kendi aşısını kullanacağını söyledi. Batı'dan hiçbir aşı almayacağını söyledi. Hatta ürettiği aşıyı da Latin Amerika ülkeleri, işte Bolivya, Jamaika, Venezuela, Arjantin ve Meksika gibi ülkelere bedava vereceğini söyledi. Ama bir anda ülke karıştı. Şimdi alakası var mı yok mu? Bunların hepsini ben tesadüf olarak aktarıyorum. Ama artık Madagaskar devlet başkanına gelelim. En şimdi, önemlisi şimdi. Madagaskar devlet başkanı da Andri Rajoelina. Rajoelina. Şimdi dedi ki ya biz bir ilaç ürettik dedi. Yani tamam bak, o da inkar etmedi. Yani bak bu hastalık var dedi. Yani tamam, koronavirüs var dedi. Ama hatta bitkisel bir ilaç. Bitkisel bir ilaç ürettik dedi. Biz bunu tedavi ediyoruz dedi. Yani işte bilemiyorum ama ben şimdi savunmuyorum. O bitki gerçekten etkili mi değil mi bilemiyorum. Ben ama devlet başkanının onun da bir danışmanları var, bilim adamları var orada da. Şunu demek istiyorum. Yani sanki şey gibi ilaç önermiş gibi olmayalım. Ya DSÖ'ye kalsa zaten hiçbir şey kendileri haricinde hiçbir şey etkili neyse, değil. Neyse, yani devlet başkanının söylediğini söylüyorum. Dedi ki biz bir yerli ve milli ilaç bulduk. Bunun tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu dedikten sonra ama bir şey daha söyledi. Unutmayın onu. Söyle onu. Rüşvet teklifi. O da çok önemli. Rüşvet teklifi şu. Evet, mecliste Tanzanya kendisine, gazetesinde yazdı bu. Ya sonra yalanladılar. Ya işte böyle baskı geldi orada. Ne demişti orada? Orada şey demişti. Bana 20 milyon dolar teklif ettiler. Yani bu Batı'dan gelen aşıları kullanmamız için 20 milyon dolar Dünya Sağlık Örgütü ve Bill Gates bana rüşvet teklif etti dedi. Tanzanya gazetesinde de yazdı. Yazdılar. Manşet yaptılar. Sonra ve mesafeli davrandığı için İşte geçtiğimiz hafta suikast düzenlendi. Evet, kurtuldu. Okuyayım. Madagaskar Devlet Başkanı Andri Rajoelina suikast girişimi. Madagaskar Devlet Başkanı Andri Rajoelina suikast girişiminden kurtulduğu açıklandı. Şunu da unutmayalım. Belarus Devlet Başkanı da ekleyin isterseniz şimdi. O da çok ilginç. O da mesafeli davranan kişilerden birisiydi. Lukashenko, evet. Lukashenko, o da mesafeli bir kişiydi. Tabii onu da bir takım başka farklı olaylar ortaya koyarak devirmeye çalıştılar vesaire. Bir olay daha var. Dolayısıyla, onu ben Beyaz Rusya'da abim olduğu için biliyorum. Bizzat suikast girişiminde bulunuldu Lukashenko'ya. O da haberlere yansıdı.